Günaydın ve kanalıma hoş geldiniz ve hafta sonu vloguna hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve sabah sabah karşıya geldim akupunktura ve şimdi çıktım saat 1. 2 saattir oradayım ve şimdi Fulya'ya doktora gidiyorum arkadaşlar. Yeni bir yaşasın cumartesi. Hava çok güzel. Ben de o yüzden etek giyiyorum. Bye. Nişantaşı'na geldik gördüğünüz gibi. Şu anda yarım saat 40 dakika bir vaktim var. O şeye gideceğim. Tada, güzel bir havada Nişantaşı. Hoş geldin. Çok şükür. Hoşo. Tenis eteği bakacağım bakalım. Tahmin edin kimle karşılaştım. Lali gördüm. Şimdi sanat mağazasına gidiyorum. Çünkü Oysha'da istediğim etek yoktu. Varsa internetten söyleyeceğim. Şimdi bir defter almaya gidiyorum. Resim defteri. Burası çok iyi bir sanat mağazamı. Satan yer burada olacağım. Doktora gelmiş durumdayım. Şimdi doktoru bekliyorum ve fırça aldım. Sanat dükkanından. Eve gidince size göstereyim. Şu an çıkmış bulunuyorum. O ışık çok hoşuma gitti. Şu anda eve gidiyorum ve size aldığım fırçaları göstereceğim. Çok güzeller. Çok güzel bir fırça seti aldım. Fırça seti değil de kendim hazırladım. Bakayım kızını aldım. Çok güzeller. Kaçı kaç kuruş? Değişiyor fiyatları. Ha, tek tek. Tek tek. Bunları aldım. Gözlerimiz havalı. Neyse şimdi eve gelmiştim ama çok kötü hissediyordum. Böyle bir yarım saat falan dalga geçtim. Ve şimdi pantiye giriyorum. Çünkü pijamaya ihtiyacım var ve yapacak daha iyi bir işim yok. Ve bir saate yani bir 50 dakikaya matematik dersim var. O yüzden en mantıklısı o gibi geldim. Hava çok güzel. Bir de böyle bir içime çekmek istedim. Hava çok güzel, bakıyorum. Ben geldim. Arkadaşlar göstereceğim. Şimdi anneme de göstereceğim. Bilmiyorum ama fikrinizi almak istiyorum. Merhaba. Şimdi bu kumaş çok mu? Anarlı kumaşlar. Bakın. Al. Böyle bir... Getir bakayım dokunayım kumaşı. Hasabı. Biraz da böyle bir şortu var. Hem şort hem şeyini aldım. Aa, çok cici. Çok cici. Yok, kumaş bence şey dokusu iyi. Ama üstünü görünce biraz anane üstü diyebilir. Yok, gayet güzel. Bu şekilde. Ben bir de kahverengi olmasını çok tercih etmiyorum. Bu bir tane. Bir de bu var. Böyle düz bir tişört. Şöyle. Baba tişört. Baba tişörtü. Al sana. Aa, çok güzel. Güle güle. Bu şekilde aldıklarımız. Şimdi matematik dersim var. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Taze sıcak pide getirmiş babam. Çok teşekkür ediyoruz ona. Size hayırlı Ramazanlar demek istiyorum. Eğer şu an oruçluysanız umarım rahatsız olmamışsınızdır pideyi çektiğim için. Neyse, şimdi yemek yiyeceğiz ve yemekten sonra tiyatroya gideceğiz Zorlu'da. Çok enteresan, annem bize tiyatro bir yer, bileti ayarlamış. Kıyafetimi göstermedim size bugün. Bu elbiseyi Amerika vloglarını izleyenler hatırlar. Nereden de? Brandy Melville, Hurricane Bershka galiba ya da Stradivarius. Çok eski ama geçen seneden kalma. Çantamı Amerika'dan almıştım. Ayakkabılar Air Force. Ve bu arada arkadaşlar az önce Alize'nin kıyafetini göstereceğim. Çok güzel bu arada. Vay, Alize'yi elbise giyerken görmeniz çok nadirdir ama çok güzel. Wow, Alize gel. Bekir. Az önce ne olduğunu söyler misin? Mavi isminde bir kızla tanıştık. Çok tatlıydı ve ben masmavi giyinmişim. Ve kıza işte benim en sevdiğim renk mavi falan dedim. Çok tatlıydı. Zorlu.
Wow. Ben görelim. Wow. Ne oldu? Evet, Paris'te vardı. Şimdi hafif gezine gideceğiz. Wow. 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 Ali de gitti, hareket yap. O değildi hareketin. Hareketin ne olduğunu biliyorsun. Koş koş bu. Botlarım çok ağır ama. Ay çok utanacağım. Bekle birazdan. Kattık emiraz. Görüyorum. Minik et etti kız. Pişt pişt. Geldik. Aziz Hanım. Bence ben bu salona gelseydim. Wow. Take two. Vay. Eve gelmiş durumdayız. Ve şimdi pijamalarımı giydim. Saat 12:30-1'e geliyor. Yatacağım, dizi izleyeceğim. Geceler 4. Yarın sabah görüşürüz. Bye bye. Günaydın. Ay ayna çok garibime gitti. Neyse. Şu anda saat 11. Ve sabah anneme gitti. O klibi koydum mu bilmiyorum. Garip çektim ama anneme İzmir'e gittim. Neyse. Şimdi odamı toplayacağım. Çünkü odam çok dağınık. Ve sabah jimnastiğim vardı. Bakar mısınız ne kadar dağınık? Odamı toplamam lazım. Çünkü birazdan resim dersim var. Sonra dışarı çıkacağım. Galiba bir arkadaşımla buluşacağım ama iptal olabilir. Sonra Fransızca dersim var. Sonra da gitar dersim var. Bugün yoğun bir gün. Ama önce odamı toplamam lazım. Resim dersim vardı. Size yaptıklarımı göstereceğim ama şimdi Fransızca dersime gideceğim. Yürüyüş yaptım az önce. Bir arkadaşımla buluştuk. Ama böyle bir 40 dakika falan yürüyebildik. Çünkü şimdi dersim var. Gitar dersim bitti. Fransızca'dan sonra direkt gitar yaptım. Size bugün resim dersi yaptığımı göstereceğim. Bu benim sketchbook'um. Bayağı ölü bir sketchbook ama göstereyim. Şimdi bu peçetelere yanlışlıkla oldu. Bunları ne yapacağım daha karar vermedim. Bunları bir şey yapmaya çalışırken oldu, göstereceğim. Şu ana kadar bunlar... bunu yaptım. Bu cumadan kalma. Bu böyle tül çizmeye çalışıyordum. İnsan var içinde gördüğünüz gibi. Tülün içinde insan. Bunlar eskiden kalma. Bu da eskiden kalma. Bakın şu da enteresan bir peçeteyle yaptığım şey. Bunu da dikerek yapmıştım. Geçen hafta göstermiştim. Bunu da boyadım. Sonra suratlar çizdim. Sonra bunu unuttum. Bir deniz anası. Bu arada şurada bir eldiven var. Bu eldiveni yapmaya çalışacağım. Neyle yapmaya çalıştığımı göstereceğim. Neyse. Deniz anası. Sonra böyle bir sayfa var. Sonra böyle bir sayfa var. Sonra bu şekilde bir sayfa var. Böyle bayağı bir leke var. Bu lekelerin üstünde çalışmayı düşünüyorum. Hepsinin üzerine değil mi? Bir kısmının üzerine. Leke. Böyle bu kumaşı getirdi Defne. Bu kumaştan bu elbiseyi tasarladım. Çok tatlı. Düz normal basic bir elbise. İşte sonra bu elbiseyi tasarladım. Lekelerle. Sonra kumaşı recreate etmeye çalıştım. Benzemiş mi? Sonra o kumaşı bir elbiseye çevirmeye çalıştım. Bu elbisenin sırtı. Bu da önü. Bu şekilde. Sonra bugün başka bir şey yapmadık bu defterle. Bu lekeler cumadan kalma. Bu şekilde. Sonra size bu eldiveni nasıl yapacağımı göstereyim. Şimdi Defne bu şekilde tül getirdi. İşte resim öğretmenim. Bu tülü boyamaya çalıştık ki bu şekilde. Sonra dikeceğim yarın. Bu şekilde olsun diye. Ama boyamak için son çare buydu. Islattık ve yani çünkü tutmuyordu bayı. Islattık. Bunlar kurumadı ama bunlar kurudu. Islattık ve boya sürdük. Akvarel. Bu ya şey çok tatlı. Rahatlatıcı. Baksanıza şunu. Ve bu kadar oldu. Yani çok değil. Ama yine daha iyi. Çok kötü değil yani.
Belki yaptıktan sonra yine boyarız ama çok rahatlatıcı. İzler misiniz şunu çıkartmak? İnanılmaz rahatlatıcı. Işın rahatlatıcı. Bu kadar tutmuşlar. Yani çok kötü değil. Bakalım diğerine göre farkına. Bakın aslında o kadar kötü değil, yaklaşmışız da yani. Ford oldu. Beklediğim, istediğim kadar güzel değil ama. Neyse, yaptıktan sonra da boya ekleyebilirim. Bu bayağı iyi oldu yalnız burası. Keşke bir şey kalsa böyle ama yüzümü yıkamam lazım. Fırçalarımı yıkadım. Yeni fırçalarıma iyi bakma kararı aldım. Bir tane daha var ama onu daha kullanmamıştım. O yüzden iyice güzel güzel bir iyice temizleyerek yıkadım. Ben iyi güzel aksiyonum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogumda veya videomda görüşürüz. İyi geceler.